Selam herkese. Bugün iş çıkışından önce bir genel bir değerlendirme yapayım istedim. Bu Brexit ile ilgili olan gelişmelerle ilgili olarak. Birçok müvekkilimizden sorular ulaştı. Bu anlaşmanın bize etkisi nedir? Gerçekten olumsuz bir senaryo mu doğuruyor? Bunu merak ediyor insanlar. O yüzden kısa da olsa yorumlarımı ileteyim istedim. Birincisi anlaşmanın sağlanması aslında iyi bir şey. Tabii ki anlaşmanın detaylarının hani Britanya'ya nasıl bir hak getirdiği, hangi hakları elinden aldığı bu gibi sorular var. Bunlar politik düzlemde yapılan tartışmalar. Ve halihazırda hükümetten istifalar oluyor. Yani saat başı haberlere baktığımızda negatif sesler çıktığını duyuyoruz, görüyoruz. Tekrar ikinci bir referandum olacak mı sorusu hala gündemde. Hatta hükümet acaba dağılacak mı? Başbakan değişecek mi? Böyle sorular var. Bütün bu politik tartışmalar tabii ki olayın belirsizliğini sürdürüyor. Ama bir anlaşmaya varılması bizim için ne anlam taşıyor? Bunu en azından değerlendireyim Ankara anlaşmalar açısından diye bu videoyu yapayım istedim. Bir anlaşma evet, eğer bir anlaşmayla çıkılırsa bu Ankara anlaşmalı göçmenler için iyi bir şey. Bu arada katılımcılar teşekkür ediyorum like'lar için. Şöyle bir anlaşma sağlanamazsa Brexit'in gerçekleşme tarihi 29 Mart 2019 olacak. Yani 30 Mart 2019 sabahı Avrupa Birliği hukukunun Britanya üzerindeki bağlayıcılığı kalkmış olacak. Bunun tam anlamıyla bir kaos olacağına inanıyoruz. Yani herkes de bunu söylüyor. No deal ile ayrılmak 30 Mart 2019 günü, 29 Mart'ın hemen arkasından Avrupa hukukunun bağlayıcılığının Britanya'da bitmesi demek. Eğer bir anlaşma sağlanırsa bu beraberinde bir de geçiş süreci getirecek. Dediğim gibi bu anlaşma şu an iyi mi Britanya için kötü mü bu politik düzlem bizim dışımızda, bizim ötemizde. Ve bizi ilgilendiren burada bir anlaşma varsa geçiş süreci olacak. Bir anlaşma yoksa geçiş süreci olmayacak. Bir anlaşma oluyor. Teknik olarak prensipte en azından bir ayrılık anlaşması var. Eğer bu politik soru işaretleri de kalkıp yürürlüğe konursa geçiş süreci söz konusu olacak ve çıkış tarihi 31 Aralık 2020, geçiş sürecinin sonu olarak düşünülecek. Bu da demektir ki o süreç içerisinde Avrupa hukukunun Britanya üzerindeki bağlayıcılığı devam ediyor. Union Law dediğimiz Avrupa Birliği hukukundan gelen haklar, uygulamalar sürüyor. Ankara Anlaşması da Third Country uluslararası anlaşma, yani direkt Türkiye Avrupa Birliği arası değil ama Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bir anlaşma. Bu da aynı şekilde geçiş süreci içerisinde geçerliliğini sürdürüyor. Burada şu soru işareti var. Geçiş süreci arkasından ne olacak? İşte o noktada Avrupa hukuku aslında bizim adımıza müzakerelere girmiyor. Bizim şöyle yaptık biz, direkt müvekkillerimizi temsilen, aynı zamanda toplumu temsilen. Böyle bir merak içerisinde olduğunu yazdık Avrupa Birliği Komisyonu'na. Buradaki Ankara Anlaşmalı toplumun yüksek sayıda bir toplum olduğunu, burada insanların evlerini, işlerini bırakıp burada yeni bir hayat başlattığını ve bu durumda Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa hukuku üzerinden yerleşmiş bu Türk toplum kitlesini de bir şekilde gündeme alıp almayacağını sorduk. İşte sorularımızı sorduk. İlk başvurular ne olur, uzatmalar ne olur gibi. Hani o 3-4 soruyu koyduk ama güzel detaylı bir cevap yazdılar. Özeti şuydu. Bu da baş müzakere
uzmanı olan Michel Barnier'in ofisine gönderildi bu yazı. Cevap da oradaki departmanın head of unit kişisinden geldi. Bizlere şöyle bir mesajı vardı. Geçiş süreci eğer anlaşma olursa, geçiş süreci de olacağı için Ankara Anlaşması da Avrupa hukukundan doğan diğer kanunlar, kurallar, hukuki çerçeve bağlamında gene Union Law, Avrupa hukuku çerçevesinde korunacak. Ondan sonrası için bu bir direkt Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için ondan sonrasının müzakereleri direkt Türkiye ile Britanya arasındaki anlaşmalara kalacak. Son derece aslında olumlu bir gelişme anlaşmanın sağlanıyor olması. En azından geçiş sürecini 2 yıl öteye attı. Hatta Theresa May başbakanımız 3 yıla çıksın, 2 yıl değil daha hatta süresiz olsun da demişti. Yakın zamanda 3 yıla çıkmasını da önerdi. Bilmiyoruz hani olacak mı olmayacak mı yoksa prensipte çıkılacak ama uygulamada bir şey değişmeyecek mi bunları bilmiyoruz. Şu an gördüğümüz bir anlaşma oluyor ve geçiş süreci bizim Ankara Anlaşması haklarımızın en azından geçiş sürecinin sonuna kadar devamını sağlıyor. Benim görüşüm, daha doğrusu benim görüşüm olmakta öte bize söylenen, bize verilen bilgi şunu gösteriyor ki başvurular 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. İlk başvurular, uzatmalar. Ondan sonra ne olacak? Hani geldiniz, yerleştiniz, kurdunuz, şimdi ülkenize dönüm gibi bir şey ben beklemiyorum. Gene hani süresi oturumda bir değişiklik olduğu için biraz güven kaybı yaşandı ama orada bile hani dönün biz bu süresi oturumu vermeyeceğiz demek yerine yeni bir çözüm buldular. Tartışmalarla getirdi tabii ki bu toplumumuz iyi bir çözümüydü, öyle mi yapılmalıydı. Bunlara da girmeyeceğim ama hani en azından bizim böyle bir sorumluluğumuz yok demediler. Ücret getirdiler, süresi oturum üzerine bir polisi yazdılar. Şu noktada da acaba 2020'den sonra da yeni bir polisiyle girenlere yeni bazı kurallar getirirler mi bu ödeme ya da İngilizce vesaire? Belki olabilir. Hani sürece girmiş olanların belki gene bazı yeni koşullarla süreci tamamlamasına izin veren bir yöntem düşünebilirler. O zamanlar şey söylüyordum videolarda, yazılarda, postlarda. Aslında kendi iç hukukunda böyle bir süresiz oturum getirmiş olması biraz da Brexit proof bir süresiz oturum hakkı yarattığını da gösteriyor Britanya'nın diye düşünmüştüm. Öyle bir yorum getirmiştim. Şu an süresiz oturum hakları değil aslında konu. Konu ilk başvurular ve yerleşmiş olanların uzata uzata 5 yıla ulaşabilmesi. Biz yazışmamıza devam edeceğiz. Takdir edersiniz ki biraz yoğunluk var. O tabii ki merak eden insanlar görüşmek istiyor, sorular oluyor. Elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Bazen böyle toplu videolarla cevap veriyoruz. Bundan sonra yapacağımız tekrar gene Avrupa Birliği'ne, komisyonunun bu ilgili departmanına tekrar sonrasında hakların ne olacağı ile ilgili sorularımızı ısrarla sormaya devam etmek. Elimizden geldiğince bilgiler aldıkça paylaşacağız. Şu zamana kadar daha çok müvekkillerimizle birebir bilgilendirmeler yapıyorduk. Ama sorular toplu bir şekilde böyle sıcak bir gündemle gelince böyle bir video yapalım dedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir açıklama yapmak gereği duymamın bir nedeni de şu. Bazı yazılar var. Hani belirsiz, bu negatif bir durum gibi sunulmuş. Ama aslında biz de anlaşma yapılsın bir an önce sabırsızlığı taşıyorduk. O yüzden bir anlaşmanın gündeme gelmesi, yani sağlanıyor olması bizler için aslında olumlu bir haber oldu. O yüzden biraz şaşırdım. Çok panik havası yok bizim açımızdan, ofisimizde. Olumlu karşıladık. Anlaşma devam edecek mi? Hükümet devam edecek mi? Prime Minister Theresa May şu an bir güven oyu, güvensizlik üzerine bir beyanatta bulundu. Yine
tam hatırlayamıyorum title'larını. Yani onun durumu, pozisyonu ne olacak? Bakanlar ardı ardına istifa ediyor. Brexit bakanı istifa etti. Tabii sürecin belirsizlikleri politik düzlemde devam ediyor. Ve umuyoruz güzel bir anlaşma olur ve yumuşak bir geçiş süreci olur. Sadece göçmenler için değil, aynı zamanda yani Britanyalılar için de, buradaki bütün işletmeler için de, herkes için daha yumuşak, daha planlanarak, yavaş yavaş adapte edilerek, en azından planlanarak bu geçiş sağlanır. Diğer türlü 30 Mart'ta direkt Avrupa Birliği hukukunun bu ülkeden geçerliliğini, bağlayıcılığını yitirmiş olması, siz de zaten gazetelerden, televizyondan takip ediyorsunuzdur. Biraz kaygıyla karşılanıyor. Umuyoruz herkes için win-win, karşılıklı, yumuşak, fazla kaos yaratmayan bir süreç olur diyoruz. Son kapatırken tekrar yazışmalara devam edeceğimizi buradan söyleyeyim. Haberler geldikçe paylaşırız. Anlaşmanın olması, gerçekleşmesi negatif değil, pozitif bir durum. Geçiş sürecinin de içinde taşıdığı ve çıkış sürecini geciktirdiği için akabinde neler olacağını yazı bize Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler belirleyecek diye özetlemişti. Bir sonraki yazımızda bunu sorarak bu konuda açıklamalar isteyeceğiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız, dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa gene iletin. Bazen gün içindeki yoğunluktan haberleri takip edemiyoruz. Önemli gelişmeler olursa müvekkillerimiz, arkadaşlarımız, takipçilerimiz link göndererek paylaşıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bu şekilde paylaşımlarınızı açığız. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Hoşça kalın.